Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle birkaç günlük vlog video paylaşmak istedim. Böyle parça parça çekmiştim, onları birleştirdim. Burada gördüğünüz gibi patates kızartıyorum, yanında bu tavuk köftesinden yapıyorum ve dana köftesi, yani iki çeşit köfte kızartıyorum. Bu tavuk köftesinin içinde tavuk kıyması var, bu döş etinden dediğimiz bu kıyma. Eğer kıymanız yoksa dediğim gibi o eti robottan geçirip kıyma haline de getirebilirsiniz. Daha sonra içine soğan rendeliyorsunuz. Biz maydanoz koyduk, çok az gördüğünüz gibi. Ondan sonra galeta unu, baharat ve bir tane yumurta ilave ediyorsunuz. Daha sonra güzelce karıştırıp bu şekilde şekil veriyorsunuz ve kızartıyorsunuz. Bu kadar. Bir de istediğiniz baharatı da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Tadı çok lezzetli oluyor. Ben dana kıyması yemiyorum. Ne yemekte yiyorum ne de köftesini. Biz de o yüzden ben yemediğim için bunu bu şekilde yapıyorum yani kendime. Diğerlerine de dana kıymasından yapıp daha önce dondurucuya atmıştık. Onu çıkardık ve onu kızartacağız birazdan. Bir yanında patates kızartıyorum, bu kadar. Evet arkadaşlar, bu köftede de dana kıyma, galeta unu, tekrardan maydanoz, baharatlar ve soğan ilave ettik. Soğanı rendeliyoruz biz bu işte içinde tane tane durmasın diye. Bu şekilde. Şarjım çok az. Size şöyle ufak alışverişimizi göstereceğim. Çok hızlı bir şekilde. Şöyle donmuş bir brokoli almış annem denemek için. Daha önce hiç denemedik. Nasıl olur bilmiyorum. Şu her zamankinden Türk kahvesi. Şurada limonlu soda var. Burada da cips var. Şu benim en sevdiğim cips. Çünkü yer fıstığını çok seviyorum. Şöyle bir tane kavun var. O dışarıda daha gelmedi. Bir de şu şekilde şöyle ekmek almışlar. Bu şekildeydi. Telefonum kapanmadan size şöyle hafif size göstereyim dedim. Bir de şundan var. Şöyle. Bunu da annem çok seviyor. Bu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde açtım içini. Şunu size çıkartıp göstereyim. Şöyle şöyle koymuşlar. Şöyle şöyle. Çözülmeden pişirin diyor. Ben normalde de zaten çok az yağda böyle sote gibi arkalarını çok az bir kızartıyorum. Hafif tuzda o kadar. Böyle ne haşlıyorum ne de bol yağda kızartıyorum. Böyle çok azıcık bir yağda tuzda tavada çeviriyorum yani. Şimdi bunu da öyle yapacağım. Bir deneyeceğim bakalım. Evet, şu şekilde koydum. Şimdi biraz kızarttıktan sonra arkasını çevireceğim. Ve çok az bir tuz ilave edeceğim. Şurayı da geri buzluğa atacağım arkadaşlar. Hatta anne sen bunu al. Çözülmeden buzluğa al. Bak şöyle çeşitli koy. Evet arkadaşlar, sadece tuz ilave ettim. Başka bir şey koymadım. Arkalı önlüğü güzelce kızarttım az bir yağda. Tadına gelecek olursak tadını ben sevdim. Ama normal yani taze gibi tabii ki olmuyor. Taze biraz daha sert ve dediğim gibi taze. Bu böyle buzlu ve bir anda böyle koyduğumuz için kızardığından mıdır bilmiyorum ama çok yumuşaktı. Ben yumuşak sevmem zaten. Çok hafif kızartırım.
Sert olmasını, çiğ olmasını daha çok severim açıkçası. Ama tabii ki kötü değildi. Burası bir başından atamadı kedi. Ya. Yapış yapış derle. Ha. Anne arkadaşlar bunlar. Evet. Asla onu bırakmıyor. Bıçak yakacağım Yusuf. Git de. Şşş. Kardeşin nerede? Ha? Evet arkadaşlar, kemik kaynatmak için annem ocak yakıyor. Ay hava nasıl soğuk. Evet, güneş var ama rüzgar da çok. Gerçekten şey boşuna çıkmış anne. Yakarız anne. Önce buraya kapı taktık. Burayı size çekmemiştim. Kalorifer takıldığı zaman buranın yapılışını ve şu şekilde. Bu işte ama böyle bir şey. Burayı da yeni yaptık. Yapılırken size çekmedim. Çünkü zaten çok küçük bir yer. Şöyle gördüğünüz gibi. Elektriği falan çekildi. İşte bunu koymak için şöyle küçük bir yer yaptık. Böyle bu şekilde. Hadi çıkalım lokum. Çıkalım hadi. Evet arkadaşlar, şöyle bu kurbandan ayırdığımız şöyle kemikler vardı. Hafif bir sıcak suyun içine koyduk. Hatta çözülmüşler. Şimdi bunu dışarıda kaynatıp bundan işte çıkan suyla ve bu yanındaki etlerle çorba yapacak annem. Yani biz kelle paça çorbasını bu şekilde yapıyoruz. Bu kemikten. Çorbanın yapılışını da size çekerim. Eğer kelle paça yaparsa ya da manda çorbası dedikleri bir çorba var. Burada o isimde satılıyor. Lokantalarda ama biz ondan da yapıyoruz. Yani normal adı ya da diğer adı ne bilmiyorum. Bu
İşte yoğurtlu, unlu böyle karışık koyuyorlar. Eğer ondan yaparsa onu da zaten size çekerim. Şu an tam anlatamadım ama. Ama büyük bir ihtimalle kelle paça çorbası yapar. Bunu şimdi vereceğim dışarı. Orada şu an o tencereyi yıkıyor. Bunun içine koyup o hazırladığı ocakta bunu kaynatacak. O şekilde daha sonra da akşam için şu an saat 1. Güzelce kaynadıktan sonra akşam için çorba yapacak. Öyle. Şimdi kelle paça mı yapacağım bundan? Yok şimdi. Yok yani diyorum. Kelle paça mı Evet. yapacaksın yani manda çorbasından mı? Kelle paça. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzelce kemiğin üstündeki eti alıyoruz. Daha sonra da bu yanında gördüğünüz bunun haşlama suyu oluyor. Yani et suyuyla güzelce çorbamızı pişireceğiz. Çorbanın pişirme aşamasını da çektim. Oraya kadar izlerseniz çok sevinirim. Kaynatırken suyuna tuz atmıştık arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra da az önce gördüğünüz gibi tuz ilave ettik etin üstüne. Daha sonra pişirirken koymuyoruz. Suyunu mu? Çünkü ne bu istese daha orada çünkü var. Suyunu bir bulaştırma. Ona kepçe derler anne. Getir köyde dokacaksın şimdi. Şuraya koysaydın getir. Koy içine. Bilmem bir karıştır. Tuz atacağım mı? Et suyunda tuz vardır. Yeter. Ette ne var ki zaten kızım? İyi peki madem. Şu kadar tuz yeter mi? Pul biber. Bir de karabiber. Şu kadar yeter mi? Toz biber attın mı? Hı. Kırmızı toz biber. Hayır. Kırmızı toz bibere gerek var mı? Bunu diyor da sen misafirinde bir dön işte şu. Bence Geleceğim. karıştır. Kaynayacak. 2 dakika, 3 dakika. Etini atacağım. Sarımsağını şey edeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Şimdi bu eti içine ilave edeceğim. Şu şekilde hepsini dökeceğim. Düşerse düşmüyor. Tamam, şimdi düşecek. Bismillah. Yapışmış. Sen de düşsen. Düşmüş. Evet, şimdi bunu şu şekilde karıştırdığımızda zaten hemen çözülecektir. Bu da böyle birkaç dakika kaynadıktan sonra, hatta şimdi bile içine sarımsak rendeleyebilirsiniz. Ben bir büyük sarımsak rendeleyeceğim. Zaten çorba gördüğünüz gibi bayağı az. O yetecektir.
şekilde bir büyük boş sarımsağı bu küçük rendenin şu en küçük gözüyle içine rendeleyeceğim şimdi. Evet, rendeledim. Şöyle birkaç dakika içine rendelediğim sarımsak da pişene kadar dursun. Sonra arkadaşlar altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, biz çorbayı genelde hep bu şekilde yapıyoruz. Kelle paça çorbasını. Deneyecek olanlara afiyet olsun. O zaman umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bundan sonra her gün bir video yüklemeyi düşünüyorum inşallah. O zaman yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.